Efendim herkese merhaba, sevgili Evren Bolgün ile yeni projemiz Hızlı Ekonomi ile karşınızdayız. İstanbul Gedik Üniversitesi'nin YouTube kanalında bundan böyle her pazartesi saat 6'da birlikte olacağız. Halihazırda çok hızlı giden ekonomiyi şöyle bir masaya yatıracağız bu programda sınırı yok diyorum Evren. Katılıyor musun? Evet yani sınır yok zaten hızlı ekonomi koyduk adında. Ee, sen buldun sonuçta. Bence çok da isabetli oldu. Çünkü Türkiye'deki ekonominin hızına hakikaten yetişemiyorum ya. ya Böyle her hafta raporlar da hazırlıyorum uzun bir süredir. Ee, gün, yani İsviçre'de yaşasam herhalde sıkılırdım diye tahmin ediyorum. Sıkıntıdan patlardın. <laughs> Kesin. Evet. Burada yani şöyle söyleyeyim mi? Pazartesi daha bak saat iki, e, şey pazartesi akşama doğru geliyoruz işte. E, yani gün bitmeden neredeyse 30 sayfaya yakın materyal buldum. Daha cumadan e, yani cuma akşamından piyasa kapanışından pazartesi akşamına kadar. Evrencim su uyur para uyumaz biliyorsun evet, ki ekonomiler aynen. de öyle bizde fokus aynen. fokus kaynamakta ama e, bu aralar biz tecrübeliyiz dünyada da öyle herkesin derdi aynı bugün e, şeyde gördüm İ, İng İngiltere'de Londra Belediye Başkanı tweet atmış e, şöyle söylüyor maske mesafe hijyen dikkat edin dedim ki ya al en gelişmişi de aynı şeyi söylüyor yani bu kadar basit bir şeyi bütün dünya konuşur haldeyiz G geldiğimiz nokta burası. Ya insanlar aslında bak şeyi öneririm yine yani sen de okumayı çok seviyorsun yani bu e, Harari'nin kitapları hoş aslında üçünün hepsini beğenmedim ama Homo <laughs> sapiens biliyorsun ilk yazdığı Homo sapiens Harari. Uh, <laughs> Harare'yi <laughs> ha, ha enteresan bir adam aslında o yaşa e, nasıl o bilgileri doldurmuş çünkü genç bir e, şey yazar e, yani bizler artık orta yaşın içerisinde olunca herkes genç geliyor benim gözümde <laughs> ama şu ama <laughs> şu şu, şuna bağlayacağım o senin e, şeyini beklentini veya değerlendirmeni diyeyim. Ya evet. ee, adam sonuçta Homo sapiens yazdığında aslında insan oğlu e, müthiş tabii ki bir evrim geçiriyor. İşte ka, ka, şeye e, dört e, şeyin e, ellerini kullanmadan önce e, bir nevi hani evrim öncesindeki çağlarda yeme e, alışkanlıkları değişiyor. İşte ateşi buluyor falan ama ya basit bir varlık aslında insanlar. Çok hani insan diyelim insan oğlu. E, biz biraz karıştırıyoruz herhalde artık. Özellikle son 20-25 yıldır bayağı karıştırdığımızı düşünüyorum. Hem kendimizi hem dünyayı. Evet. Aslında back to basic. Temellere insek. Taş devrine böyle <laughs> 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 bir dünya yok evren. Aynen. Neyse. Şimdi bir dolu bir dolu gündem maddesi var. Her hafta biz öne çıkan başlıklara bakacağız birlikte. Biraz geçen haftadan alacağız, biraz bu haftanın nesi var nesi yok ona bakacağız. Şimdi önce en taze konuyla Moody's'in not indirmeyle başlayalım bana kalırsa. Şimdi Moody's Türkiye'nin notunu bir kez daha indirdi. Zaten yatırım yapılabilir bir seviyede değildi. Onun da altında bir yerlere geldik. Baktım işte ekonomistler, piyasa yorumcuları neler söylüyorlar diye. E, tarihsel olarak e, böyle bir durum olmamıştı daha önce diyorlar bir. İkincisi piyasa Zaten bunu fiyatlamıştı diyorlar. Öyle çok büyük bir etkisi olmaz diyorlar. Üçüncüsü bu yeni ekonomi programı diye bir şey daha açıklayacaklar ya şimdi. E, oradan gelecek notlar çok önemli. Oraya bir daha bir bakacağız diyorlar. Hatta ben de sabah e, radyo programımda şey dedim. E, i̇nşallah daha fare doğurmaz. Hani <laughs> şapkadan tavşan e, bekliyoruz hakikaten. Sayın Cumhurbaşkanı da yorum yapmış, hiçbir itibarı yok mu Moody's'in e, notunu diyor. Şimdi bütün bunlar ekseninde sen ne diyorsun? Moody's'in notunu indir, notumuzu indirmesi bugünlerde ne anlama geliyor ve nasıl bir etkisi olur rasyonel olarak baktığımızda? Hande şimdi şöyle yani Moody's'in Türkiye gerçeğine bakarsak yani karnesine geçmişten bugüne e, yani bir, bu notlama hikayesi e, yani ben bu arada Fitch'le 5 küsür sene falan Türkiye'deki Fitch'le ama Londra ofisinden gelen arkadaşlar vardı. 5 küsür, küsür sene e, risk yönetimin başında olduğum yıllarda e, halka açık bir firmanın başında olduğum için çalıştım birebir. Yani Moody's'le çalışmadım direkt ama e, Fitch'le çok yakın çalıştım. E, dolayısıyla yani bunların e, düşünce tarzlarına epeyce rahat okuyabiliyorum ama hani Türkiye'nin e, Moody's'te e, beraberliği e, ne, ne şekilde seyretti dediğimizde aslında 1992'den bugüne geliyoruz. Yani 92 yılında biz e, işte yurt dışından borçlanmak için e, yapılan bir e, şeyle, e, değerleme e, hikayesiyle başlayan süreç. O zaman aslında BAA3 yani e, spekülatif değil aslında yatırım eşiğinin minimumu da diyebiliriz aşağı yukarı. E, or, oradan sonra biz aslında 90'lı yılların ki hepimizin işte iş hayatının içinde olduğu yıllar yüksek enflasyon biliyorsun yüksek faiz, yüksek bütçe açıkları cari açıklar şimdiki kadar yani bugün için söylemiyorum ama son 20 yıl içerisinde kadar yüksek değildi. Türkiye yani o kadar da büyük bir ekonomiye sahip değildi dolar bazında. Ama diğerleri diğerleri daha kötüydü aslında ekonomik dengeler açısından az önce söylediğim parametreler. Yani bunu şuraya bağlamak lazım. Yani işte BAA3 ile başlayan Moody's maceramız bugün de senin söylediğin gibi görünümümüz negatif ve B2'ye inmiş durumda. Yani bu aslında da e, biz e, 2001 krizi e, sırasında e, bu seviyenin bir e, kademe üstündeydik yani aslında şu anda 2001 krizinin de e, bir kademe altına inmiş olduk B2 ile B2'nin üstünde, B2 üstünde B1 var e, B1'de de biz aslında 2000 e, krizine girdiğimiz süreçti e, dolayısıyla aslında kredinin notu olarak bakarsan oldukça olumsuz yani yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe şu anda altına yani teknik olarak aslında spekülatif e, olarak adlandırıyor bunu e, Moody's kendi skalası içerisinde. Dolayısıyla bizim e, ama şöyle yani gerçekleri de tabii konuşmak lazım. 2001 krizinden sonra yapılan e, hamlelerle birlikte aslında. E, Türkiye kabaca ben bunu hani 2013 eşiği olarak görüyorum. 2013 bence önemli bir e, yıl e, Türkiye ekonomisi açısından. Dolayısıyla 2001 krizinden sonra atılan adımlarla birlikte o zamanki programla birlikte e, işte AKP döneminin birinci, ikinci dönem falan Yani ikinci dönemde yarısı aşağı yukarı diyelim yani bir buçuk dönem kabaca İşte bu söylediğim 2002-2010 dönemine kadar 12-13'lere kadar getiriyor bizi e, bu arada aslında kredi notu da arttı yani Türkiye'nin e, Moody's tarafından yani Moody's bu e, B1 e, seviyelerinde olan e, 2001 e, krizindeki notumuzu yatırım yapılabilir seviyeye kadar yani BAA3 e, seviyesi oluyor. O seviyeye kadar çıkardı ve yani 2013 tam önümde şu anda tabloda. 2013-16 Mayıs'ında çıkmışız. Yani biz 16 Mayıs 2013 ile... Ee, ama çok duramadık işte orada ee, 18 Temmuz 2016 yani yaklaşık olarak 3 yıla yakın bir süre diyelim. 3 yıllık bir süre biz aslında yatırım yapılabilir seviyede kalmışız. Şimdi e, yani akademik tarafta ben o zamanlarda çok okumayı sevdiğim için hatırlıyorum. Bu nota çıkmadan öncesinde aslında yani Türkiye 2010 11 12 13 yıllarda ciddi anlamda yabancı sermaye çekiyordu. hem doğrudan yatırım hem portföy yatırımı yani hisse senedi ve devlet tahvilleri e, içerideki finans piyasalarına. Dolayısıyla biz aslında e, işin 2016 sonrasından itibaren yaşadığımız süreç şu noktada düzenli olarak aşağı doğru gidiş şeklinde sürüyor. Yani kabaca 4 yıldır diyelim hızlanan iğmeyle e aşağıya iniyor. Şimdi bu işin hani not tarafıydı. Kısaca hani hatırlamak için söylüyorum dinleyenlere. Şimdi Moody's aslında 3 tane temel gerekçeyi öne sürüyor. Burada not indirimini ve görünümü de negatife çevirmesinin arkasında. Diyor ki dış borcunuz ve dış Borcun tabii finansman tarafındaki kalite, finansman ihtiyacı, e, döviz yeterliliğinin rezerv açısından bir kırılganlık yaratıyor diyor. Hatta bunu da ödemeler dengesi krizi ihtimaline bağlamış. Yani kendi sözlerini tamamen yapıyorum. E, dolayısıyla... Bir tespit ve ilk tespit de buradan başlıyor yani şeyin not açıklamasını indirim gerekçesine verdiği atıf bu. Burada tabii Türkiye aslında geçtiğimiz bu söylediğim az önceki yıllarda son hani iki yıl en azından özetleyecek olursak dış finansman ihtiyacını aslında önemli derecede aşağıya çekti. Hani de biliyorsun evet. 2010. 18 Temmuz-Ağustos aylarında yaşadığımız Rayb Brunson krizi zamanında dolar 7.23'lere kadar çıkmıştı hızlı bir şekilde 2018 yılının ilk yarısından başlayarak. E, o tarihteki e, dış finansman ihtiyacımız yıllık bizim 220 milyar dolar civarıydı yani 220 222 milyar dolar şu anda 171 milyar dolarlar mertebesinde yani biz bu geçen 2 yılın içerisinde e, dış borç ihtiyacımızı 50 milyar doların e, civarında aşağı çektik. Ee, ama bunu aşağı çekerken tabii e, bu büyük ölçüde tabii ki bankaların da finansman tarafındaki e, miktarlarda da düşüşler oldu ama reel sektörün döviz açık pozisyonunu belirgin şekilde aşağı indirmesiyle oldu küçüldük yani netice itibariyle. Ama döviz rezervi de tabii Merkez Bankası'nın özellikle son bir yıldır Önemli derecede aşağıya doğru geriledi. Şimdi bu birinci tespiti önemli. Dolayısıyla demek ki burada iyileştirmeler yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde notu tekrar yukarıya doğru çıkarabilmek için. İkinci hikayede artan kırılganlıklar var diyor Türkiye ekonomisinde. Ve buna karşı da kurumların yani kamu kurumlarını söylüyor tabii kurumların e, önemli ölçüde etkin ve bağımsız bir şekilde e, politika geliştirip uygulayamadıklarından bahsediyor yani bu aslında bir yönetişim e, problemi e, önemli ölçüde dolayısıyla demek ki bu tarafta da bizim e, iyileştirmeler yapmamız gerekiyor ki notu önümüzdeki yıllarda daha iyi e, seviyelere çekebilelim. E son olarak da üçüncü madde aslında özetini tamamen söylüyorum. Yani bugüne kadar geçmişten bugüne yaşanmış olan enflasyon, cari açık bunlar zaten bizim işte 90'lı yılları o yüzden aldım. E, çok daha kötü e, şeyleri, verileri yaşamıştık geçtiğimiz 30 yıl içerisinde. Dolayısıyla burada enflasyonda ve cari açık tarafında özellikle e, Türkiye'nin kırılganlıklarını e, düzeltmesi düzeltmesi ya yani bir de mali taraftaki, e, kamu tarafındaki yani bütçe tarafındaki e, bütçe açığı da artıyor hızlı bir şekilde pandemi dolayısıyla özellikle. Ama pandemi öncesinde de biz aslında bütçede e, biliyorsun KGF'lerle başlayan süreç evet. itibariyle son 3 yılda bunları konuşmuştuk daha önce de. Dolayısıyla bütçe açığında da e, kırılganlık mali seviye açısından ileriye dönük pek hoş görüntü vermiyor diyor. Aslında yani temel olarak baktığı bu 3 metrik var. E, yani şimdi hani bu yatırımcı açısından aslında ne değişti de ya bence çok büyük bir şey değişmedi hani dedin ya sen de piyasa e, fiyatlamıştı ya piyasa zaten e, birçok şeye önden fiyatlamayı sen de çok iyi biliyorsun ki beceriyor evet. e, ba bazen beceremiyor o da belirsizliklerin çok olduğu zamanlarda. Onları bizler de aslında belirsizlik varken ben de hiçbir ölçüm risk değerlendirmesi yapmam mümkün değil. Belirsizlikleri en azından belirli hale getirmek gerekiyor. Finans piyasası da böyle çalışıyor. Dolayısıyla yani burada zaten yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altındaydık. 5 kademe altına indik. Yani marjinal bir etkisi olmuş oldu. Belirgin bir büyük bir etkisi olacağı yok ortada ama hı hı. E, ha bir de şey, şunu ekleyeyim sana bırakıyorum sözü ya bir de yatırımcı e, yabancı yatırımcı piyasada kalmadı Türk piyasalarında yani tarihi olarak e, en düşük seviyelere geldi biliyorsun. E, yabancı yatırımcı borsadan ve e, devlet iş borçlanma senetleri yani e, sabit getirili diye tabir ettiğimiz büyük ölçüde değişken de olabilir içinde ama e, tahvil e, tarafından ve e, borsa tarafından e, ciddi ölçüde ve mütemadiyen yani bu Ocak'tan Eylül'e kadar olan 9 aylık e, süre içerisinde düzenli olarak satış yaptı. Ee, bazen fazla yaptı, bazı aylarda bazen az yaptı. Ama toplamda e, ciddi miktarda satış yaptı. Dolayısıyla e, burada tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunları düzeltemezsek bu e, problemleri önümüzdeki yıllarda, yani Türkiye yapısı olarak e, daha üst e, platoya, yani söylediğim bu 2013 öncesi, yani 2002-2001 e, krizi sonrasında yaşadığımız bir iğne vardı ya. Evet. O, o, o platoya sokamayız. Şimdi e, tabii ki bunu e, ekonomik olarak e, okuyoruz, iktisadi olarak, olarak okuyoruz, piyasalar açısından okuyoruz ama günün sonunda e, sen de biliyorsun ki ekonomi öyle bir alan ki e, pek çok e, etmeden e, e, etkileniyor. Yani bunların başında da politika var, uluslararası ilişkiler var işte Branson krizini e, yaşadığımız tabii ki hani sen bir ekonomist olarak diyeceksin ki ya kardeşim zaten kırılgandık. Hani biz güçlü olsaydık o kadar etkilenmezdik vesaire ama günün sonunda etkileniliyor. Şimdi bu Moody's'in not indirimiyle ilgili olarak ben kendi meslektaşlarımızdan bile e, işte bu uluslararası ilişkilerde Türkiye'yi sıkıştırmak pahasında e, adına işte Moody's'i e, tekrar devreye soktular. Bunu daha önce de konuşuluyordu biliyorsun böyle bir şey var. İkincisi işte e, Moody's'in ya da Fitch'in ya da S&P'nin uluslararası kredi derece değerlendirme kuruluşlarının söyledikleri bizim için önemli veya değil böyle bir tartışma var şimdi Normalde bizim taraftan baktığımızda böyle bir tartışma olmaz Önemlidir neden önemlidir Çünkü yabancı yatırımcı dediğimiz şey bu notlara bakar Hatta bazılarının tüzüklerinde vardır o notları yatırım yapılabilir notu olmayan yerlere yatırım yapamazlar yasaktır yani ama bugün geldiğimiz noktada hakikaten dinamikler o kadar acayip hale geldi ki hakikaten hani e, çok da itibarı yok lafı tırnak içinde geçerli olmuş gibi duruyor. Ama bütün bu dinamiklerden de ayrı konuşmak olmaz. Herkes de çok merak ediyor. Bunlara da bir açıklık getirsek mi acaba yani? Ya şimdi hani getirelim tabii ki kısaca. Ya yani şöyle bir şey hani, yani bu bu şir... <laughs> Ya bu şirketler sonuçta e, yani biz istemesek de e, e, yani Türkiye kapalı bir ekonomi değil neticede yani 1980'den e, bugüne geçen 40 yıl içerisinde önemli ölçüde dışa açıldı değil mi? Yani e, işte ihracatı tamam geriledi e, nispeten e, geri geçmiş yıllara göre ama işte 160 küsur milyar dolar ihracatı var bu ülkenin daha önceki geçtiğimiz sene 181 milyar dolardı e, ithalat tabii ki daha fazla ama yani topladığında ciddi miktarda dışı açıklık söz konusu e, dolayısıyla bir bunun dışında e, ciddi anlamda da e, sermaye e, piyasaları tarafında yani e, tahvil e, tarafında da e, son 40 yıl içerisinde belirgin e, derinleşmeler oldu. Yeterli değil tabii ki çok evet. daha iyi olmasını isterdik hepimiz sonuçta. Ama neticede yabancı yatırımcılar e, nezdinde Türkiye zaman zaman yani bu dönem dönem bahsettiğim işte 92 yılından bugüne kadar ki olan sürede çok ciddi e, yatırım tercihlerinde bulunduğu yıllar oldu. Yani evet. Türkiye hatırlar. Sen o işte yatırım yapabilir notu aldığı 3 yıl sürdürdüğü ve yatırım yapılabilir notu alacağı aşikar olduğu önceki yıllarda yani 2013 öncesini söylüyorum O Öyle. önceki birkaç sene yani kabaca 4-5 senelik periyotta. Türkiye çok ciddi e, döviz çekti. Hatta hatırlarsın ki e, çok net. E, artık hani dövizi koyacak yer bulamıyorduk. Merkez Bankası düzenli döviz alımları e, suretiyle e, rezervlerini arttırıyordu. E, kur yani dolardan tabii özellikle bahsediyorum yatırımcılar en çok ilgilendiği için. Dolar hatırlarsan uzun yıllar ile 1,70 1,80 arasında 1 lira e, 50 kuruşla 1 2, 2 lira bile değil yani. 1,70 1,80 arasında gitti geldi. Yani de, Demek, demek ki yani bazı şeyleri doğru yaptığımızda açık geçmiştik yıllarda. E, o Yani onu yaptığın zaman senin zaten yabancı yatırımcı için Türkiye'ye yaptığı yatırımın geri tekrar döndüğünde nasıl e, değerlendirileceğini görmek istiyor. Ama, ama çok açık yani öğrenci gibi düşün değil mi? Karne notu dediğimiz şeyde. yani. O zayıf olan sınıfta şimdi kalma da yok bu arada da her şey değişti eskisi gibi. Bizim zamanımızda <laughs> vardı en azından çok korkardık yani ben hani... Ha, hani da, yani, sen? sınıfta şey ka sınıfta kalmadım ama bütünleme tecrübem var yani. Ama ee, şaşırdım ben. <laughs> tabii, tabii. E, sen çok inek ve e, çalışkan bir e, e, kızı olduğun belli o tarihlerde zaten muhtemelen zaten yani kızların çoğu çalışkandı zaten de e, evet. genel olarak yani erkeklere kıyasla e, erkeklerin biliyorsun yetişkinlik dönemlerinde çok fazla haşırı e, dışarıda evet oyun merakları top peşinde koşmalar vesaire ama şunu demek istiyorum yani sonuçta biz istemesek de bu bütün evet. üç büyük büyük kredi derecelendirme şirketi bize not vermeye devam edecekler e, evet. dolayısıyla burada e, burada tabii şimdi geldiğimiz noktayı iyi değerlendirmek lazım. Yani şimdi biz Mısır, Tunus, Tanzanya, Uganda, Ruanda, Etiyopya, Nijerya, Kenya, Kamboçya Hamerun, Jamaika ve Benin'le aynı e, lik içerisinde duruyoruz kredi notumuz olarak yani B2. Şimdi bu saydığım ülkelerin zaten bir, bir kısmı bayağı Afrika'da, değil mi? Küçük e, ülkeler. İçlerinde tamam büyük e, ülkeler de var ama genelde Afrika ve Orta Doğu ülke coğrafyasında e, oluşan e, bir e, kıtanın e, içerisinde biz de dahil olmuş olduk. Ama bu saçma ee, değil mi ya? Bu dönemsel olduğu için belki de şey yapmamak lazım. Yani çünkü Türkiye'yi o ülkelerle kıyaslamak hiçbir anlamda bana mantıklı gelmiyor. Kredi notlarının da aynı olmasını nasıl açıklamak lazım? Bu dönemin konjonktüründe o zaman falan mı demek lazım? Evet. Tanzanya ile Tanzanya nere? Türkiye nere? Yani 2-2-4 eder. Ee, en fazla 5 eder yani. Burada bir dokuzluk durum var. <laughs> tabii tabii yani burada zaten hani içlerinde baktığında hani yine ekonomik e, tarafta hani diğer senin bahsettiklerini bir kenara koyuyorum. Yani Mısır nispeten bir belli nüfus e, büyüklüğüyle ve şeyde yani. E, ortada he, yani o bir öne çıkabiliyor içlerinde. E, bir Nijerya gene kendi içinde çok ciddi nüfusa sahip yani ve ileriye dönük de Potansiyel olduğu söyleniyor Nijerya'nın enerji de var biliyorsun ama iç savaşlar vesaire politik problemleri yoğun bir şekilde yaşıyor. Ama dediğin gibi bu bir iki tanesinin dışında e, hiçbirinin aslında tabii ki Türkiye'yle yani bu saydıkların da bence yine aynı şekilde ama e, burada e, hak etmediğimiz bir e, lige indiğimiz çok açık. E, evet. Burada hani ben sana ama şöyle bir şey söyleyeyim yani burada en yüksek enflasyona sahip Etiyopya var yüzde yirmi. Yani Türkiye'nin enflasyonu biliyorsun %11.8 şu anda. Ee, diğer e, bu saydığım ülkelerin tamamında enflasyon aşağı yukarı %3.5-3.4 ile %4.5-5 arasında değişiyor. Yani %20 olan bir tek Etiyopya var. Ee, diğerleri altında e, çift tanenin. Ee, bir, ya burada tabii Hani sadece tabii ki enflasyona değerlendirilmiyor. Bütçe açığı, cari açık, politik risk senin de söylediğin gibi hani o unsurların hepsi dahil ediliyor. Ama Biz yani şu... Şunu, raporda. Şu, Tabii yani şunu söylemek istedim yani Türkiye şu anda hak etmediği yerde yani bu çok açık yani bunu hiçbirimiz yani 100 kişiye de sorsak 100 de aynı şeyi söyler yani bu, bu hak etmediğimiz bir yerdeyiz bu, bu, bu ve hak etmediğimiz için de yani buradan bir an önce sıyrılmak lazım ben onu söylemek istiyorum yani sıyrılmak evet. için zaten e, demek ki e, yani şimdi ne, nasıl sıyrılacağımızı az önce söyledim aslında o 3 tane temel evet. ama kolay değil yani bunu ben yıllardır söylüyorum bazıları nispeten daha kolay Hani şey anlamda yani kurumsal yönetişim evet. problemlerini çözmek bağımsızlık konusunda ilerlemek bunları yaptık çünkü Türkiye olarak geçmişte bağımsız kurulları biz kurduk yani sonuçta tamam IMF istedi ama Türkiye de yaptı yani ve işletti de bu arada başarılı bir şekilde uzun yıllar ama evet. şimdi burada şöyle bir sıkıntı var bence önümüzdeki döneme yönelik yani yaptığımız son bir yıllık çok geçmişe gitmeyeceğim son özellikle bu bir yıl içerisinde yaptığımız Büyük bir hata var ki bu 2020 Ocaktan sonra çok ayyuka çıktı. Negatif, hmm. negatif real e, e, faiz. faiz, yani faiz real değil de tabii negatif oldu. Faizi enflasyonun altına çekmek suretiyle e, enflasyonda da bir hedefimiz var merkez bankasının ve biliyorsun e, aşağı yukarı 15 yıldır süren bir enflasyon hedeflemesi hikayesi var. Ama hedef e, hiç de tutmuyor, <laughs> ha, hiç de tutmuyor. Ama şey e, faizi aşağıya çekmek. Ciddi olumsuzluk yaratan bir konu yani faiz e, Türkiye'de demek ki o zaman yatırımcılara siz diyorsunuz ki e, kardeşim sen Türk lirasına yatırım yapma çünkü Türk lirasına Türk lirası cinsinden mevduat yatırımcısı Ocak e, Ağustos başına kadar diyeyim yani 7 aylık periyot içerisinde eksiği %3 ile %5 civarında yani kabaca ortalama %4 negatif yıllık bazda para kaybetti. Şimdi evet. o zaman sen ya dövize gidersin ya altına gidersin. Eğer çok iyi biliyorsan da gayrimenkule gidersin değil mi? Zaten bunlar oldu. Yani Türkiye'nin geriye dönük baktığında şimdi son 3-4 ayı içerisinde neler oldu diye baktığımızda evet. e, ve buna, buna ilave de e, çok ciddi kredilendirme e, iğmesi verdik. Yani 2017 yılında e, hatırlarsan ilk KGF ile 250 milyar TL kredi vermiştik e, yaklaşık 5-6 ay içerisinde 2017 e, Mart'ından itibaren. E, şimdi 600 milyar TL'yi aşan ölçüde bir kredi verdik e, ekonomiye. Yani dolayı ve bunu da büyük ölçüde kamu bankaları e, üzerinde verdik. Dolayısıyla demek ki burada para politikası tarafında e, ve bazen de hatta merkez bankası geçtiğimiz bir yıldu içerisinde e, tutanaklarda yani para politikası tutanaklarında sıkı e, para politikası uyguladığına dair değil mi? E, bir takım açıklamalar yaptı. Dolayısıyla yani bu inandırıcılık ve öngörülebilirlik açısından negatif e, durumlar yaratıyor. Evet. E, dolayısıyla yani bu bu burada yani Yine aslında bir ekonomik program dizaynı ben bunun üstüne biraz kafa patlatmaya başladım son dönemde yani bir şey yazmadım henüz ama o konuda da yazacağım. Yani ekonomi program ekonomik programı Türkiye'nin tekrardan yani bu kastettiğin yeni ekonomik program ise evet. tabii ki o ama yani geçtiğimiz yeni ekonomik program yani YEP. E, içerisinde ciddi tutarsızlıklar vardı pandemi öncesinde de ve evet. ben bunları yazdım çizdim yani birçok yerde e, şimdi tabii pandemiyle bambaşka yere geldi ama senin de söylediğin gibi bu ay içerisinde yeni e, ekonomi programı açıklanması gerekiyor tam tarihini ben de bilmiyorum e, onu onu zaten konuşuruz etraflıca gelsin bakalım program e, evet. ama e, yani şu anki gidişat tabii ki Türkiye'yi e, toparlamaya müsait değil gibi gözüküyor Evet, şimdi çok uzun tartışılır tabii bu Moody's meselesi. Ben ana hatlarıyla değindiğimizi düşünüyorum. Şöyle bir not ekleyip başka bir konuya geçeceğim. Ee, Moody's'in evet. bu kararında e, saydın ya bir dolu bir etmenler var diye işte e, e, rezervleriniz azalıyor diyorlar, işte borçlarınızı ödüyorlar. Tabii şirketler için de e, e, ileriki dönemlerde finansal e, olarak kay, e, kaynak ee, bulma zorluğu ya da bulsa bile daha pahalıya bulması gibi bir gerçeği, bir sonucu var e, bu not indiriminin. Bunu da bir e, kenara not düşmek lazım. Hani sadece kamuyu işte makro ekonomi şunu bunu değil şirketler özelinde de etkisi oluyor bunun. Bu arada şirketler demişken e, sana yayından önce şöyle bir üzerinden geçmiştik. reel sektör için önemli olabilecek bir mesele var. Belki e, izleyicilerin de gözünden kaçmış olabilir. Şirketler için bir e, kredi değerleme, değerlendirme notu geliyor değil mi? Belli bir ölçeğin üzerinde cirosu olanlar için. Eee Nedir o haber onu da konuşalım biraz ve nasıl etki edebilir real sektöre sence kimleri kapsıyor tabii bir de. Yani şimdi şöyle bir şey var ee, yani o tabii kredi notu bu kadar bir cuma gece yarısı akşam diyelim akşam saatlerinde ortaya çıkınca e, çok fazla şey olmadı hani konuşulmadı da ekonomi tarafında ama e, neticede şey e, bu. E, bir, yerli biz biliyorsun derecelendirme şirketi de e, kurduk e, geçtiğimiz dönemde. E, GCR'ın ortaklığı içerisinde e, eski Asya kökenlidir o. Hı hı. E, orta or, ortağı da Türk'tü zaten. E, o, o onu şimdi yerli bir e, yani bu yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarına e, notlarında diyelim hani e, belki kıt olduğunu düşündüğümüz için herhalde olsa gerek. E, bir de yerli kuralım dedik. E, şimdi şöyle bir şey ortaya çıktı gözüküyor. E, yani. Şirketler için kredi notu zorununda ciro şartı değiştirildi. Yani e, kredi kredi tabii kredi notu alma e, düzenlemesinde 500 milyon TL ya da üzeri e, ciro koşulu 500 milyon TL'yi aşan e, kredi koşulu olarak değiştirildi. Yani toplam kredisi 500 milyon lira aşan şirketlerin e, işte bu Haziran 2021 yani önümüzdeki dönemde 2021 Haziran'a kadar kredi derecelendirme şirket. Liri ya da tabii şirketi herhalde yerliden alacaktır diye düşünüyorum. Kredi derecelerinin notu alması gerekecek. Burada tabii 500 milyon liranın üzerinde olan şirketlerin kredi derecelendirme notu alması gerekecek. Evet evet. 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 Yani <laughs> dolayısıyla burada tabii yani şimdi tabii 500 milyon TL'yi aşan dediğin zaman hmm. büyük bu büyük bir miktar. Yani ISO evet. e, diyediğimiz 500 en çok Akret'te yani bilinen rakamlar olduğu için söylüyorum. Yani ISO'yu zaten ilk 500'ü kapsıyor. Hatta Şimdi ikinci 500'e de girecek. Ik, evet, ikinci 500'ün tam bitişini yani 1. firmanın bürosunu hatırlamıyorum ama ikinci ben... e, 500'ün de Büyük çoğunluğu girecektir oraya ama neticede dediğin gibi e, bine yakın diyelim kabaca e, firma Türkiye'nin büyük firmalarının e, düzenli olarak kredi derecelerini notu almaları gerekliliği gibi bir hadise ortaya çıkıyor. E, tabii bu yeni bir şey hareket getirecektir sistem açısından bankalar nezdinde çünkü bankaların önümüzdeki dönemde kredi e, risklikleri de artacak yani bu verilen e, dedim ya işte 600 milyar TL'yi yaşan hızlı kredi e, paketi sonrasında 2020'de. 2021 özelinde özellikle kredi riski artacak yukarıya çıkacak. Senin şimdi e, kocaman kitabım var risk yönetimi üstüne ben onu kapıya koyuyorum şey yapmasın. <laughs> en iyi o zaten. Bir milyon ne böyle... nedir yazmış yememiş. Ya zaten yok. ben onu, <laughs> ha, Hand, hande onun için yazdım. Ben zaten kapının e, çarpmasını engellemesi için. E, <laughs> Vallahi cam çarpmalarını bazen araya sıkıştırabiliyorsun, ee, şey monitörün altına konulabilir, boyun ağrılarını falan engel. Çünkü evet. ben bunları şimdi isim vermeyeceğim ama bazı kurumlarda gördüm, ee, <laughs> beni, beni tanımayan kurumlara gittiğim ziyaretlerde, ee, O kurum isim vermiyorum ayıp olur çünkü ee, ama o kurumlarda bu minimalde e, kullanımları görünce göğsüm kabardı yani tam e, şey tabii tabii. Fayda sağlamışsın yani gerçekten e, faydalı bir kitap şimdi olmuş o, o o yüzden o yüzden beşinci baskıyı sadece yüz sayfa yapmayı düşünüyorum çok iyi fikir <laughs> çok iyi fikir e, bu dönemde çünkü risk yönetimi pek yapamıyoruz düşünüyordum da sen e, bir eskiden eskiden eskisinden olduğu gibi böyle bir bankanın risk yönetiminde falan e, çalışsan e, biz şimdi seninle bu programı yapamazdık muhtemelen böyle bir <laughs> diye kalmış olurdun çoktan. Evet. Tabii tabii ben işte o yüzden zaten hani Bazel 4'ü beklemeden ayrıldım. Yani evet, Bazel 2, 2, 2 o çünkü Bazel 1 bir, başladı 1988'de. Sonra evet. 2 oldu, 2,5 oldu. İşte 3 4 film gibi yani Star Wars film serileri <laughs> serileri gibi. Ee, ben ona 2,5'lı dedim ben yeter ömrüm yetmeyecek bunun sonunu görmeye. Evet, o yüzden yapmış, yapmış. <laughs> şey bugün sabah yönetimi verisi geldi. Temmuz'da 8,4'lük evet. bir artış var. Ya şaşırtıcı bir veri değil çünkü toparlanmanın başladığı ve de üçüncü çeyrek itibariyle işte toparlanma olacağı hep söyleniyor. Sanayi üretimi önemli bir veridir. Öncü göstergedir aslında baktığın zaman. E, dolayısıyla da bu rakam güzel gibi duruyor. Bilmiyorum sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani evet, şimdi açıkçası. Ya şimdi şey Temmuz ayında %4.4 artmış oldu. Eee senin de söylediğin gibi yani bir kere e, pandemi dolayısıyla Nisan ayında e, dibi görmüştük hakikaten. Yani oyda e, endekste ciddi gerileme oldu. Temmuz ayında şimdi e, işte 119.3'e çıktı e, şey ve son 3 aydır da e, şey artıyor. Tem, e, temmuz ayı ile birlikte aslında sanayi üretimi e, arttı. Yıllık bazda da %4.4 aylık bazda da %8.5 yani bu şimdi TÜİK tarafından tabii açıklanan veriye hani pandeminin dip noktası Nisan dedim ya. Nisan'dan bugüne bakarsan bayağı bir %50'nin üstünde artış var ama Aynen. hala ama hala yani pandemi öncesi diye tabir edeceğimiz işte Aralık diyelim yani geçtiğimiz Hı. yıl sonu yıl başına göre daha bir yüzde sekiz yüzde dokuz gerideyiz yani bir yüzde sekiz dokuz daha yukarıya çıkması lazım ki sanayi üretim veresin biz pandemi öncesindeki geçtiğimiz yıl sonundaki duruma gelelim. Ama şimdi şöyle bir şey var yani bir kere bu sanayi üretim verisi hakikaten e, bugün gelen e, pandemiyi e, erke, geride yani arkada bıraktığı görüntüsünü sergiliyor. Bu doğru bir tespit yani hı hı. E, pandemiden kurtuluyoruz izlenim veriyor ama e, yani bu tabii e, gayri safi milyarlığı tahminlemesi için dediğin gibi senin de öncü bir veri. E, yalnız şöyle bir şey var. E, yani o da çünkü yeni Temmuz ayı verisi olduğu için söyleyeyim. E, PMI yani bu satın alma yöneticileri endeksi Temmuz'da bir, bir miktar geriledi. Yani orada da hızlı çıkış olmuştu. E, dolayısıyla yani bu PMI verisiyle işte sanayi üretim verisi ve perakende ciro endeksleri de geldi. O da bugün hani gene iyi görsel görüntü sergiliyor açıkçası. Yani bunları bir araya getirdiğinde hakikaten ekonomide V tipi bir toparlanma eğiliminin olduğunu bunu Sayın Bakan da söyledi zaten e ekonomi Bakanı. Şimdi v, v olduğu açık ama dünyada da V yani hande yani böyle baktığında hakikaten bu e, bu bu göstergeler aynı göstergelerden bahsediyorum. Yani dünyada da ve tipi toparlanma Hatta Çin bayağı önce ve yaptı. Yani virüsü bulaştırdı. E, araya çık aradan kaçtı yani, yani net bir şekilde yani daha daha önce ve yaptı Çin. E, şu, diğer ülkeler yani biraz Avrupa'da bir iki e, yani İtalya, İspanya üzerinde özellikle sıkıntı yaşayan en e, problemli ülkeler biliyorsun onlarda sıkıntı nispeten daha fazla gözüküyor ama netice itibariyle nereden bakarsan bak hakikaten ama şöyle bir sıkıntı var o detayı da verelim. Yani evet. ulaşım tarafı mesela gıda iç, iç yiyecek içecek restoran ulaşım falan ya yani bu taraflarda yani hizmet sektöründe problem hala devam ediyor. Yani o Diğer e, sanayi tarafından yani bu bir, bir taraftan da iyi tabii sanayi hani e, hepimizin imalat sanayi başta olmak üzere e, önemsediğimiz bir sektör ama Türkiye e, açıkçası yani son yıllarda e, sanayi imalat sanayindeki paylar çok ciddi düştü. Yani evet. son 10-15 yılı 10 yıl diyelim hadi kabaca. Evet. Global trend e, onu da hesap et, hesaba katmak lazım Evren yani i, hizmet e, e, sektörüyle dönüyor dünyada da ekonomiler Türkiye'ye de bu aynı şekilde sirayet etti yani son yıllarda e, tabii ki sanayi üretimi çok önemli belki bu pandemi sadece bizde değil tüm dünyada sanayi üretiminin imalatın yeniden önemini de e, göstermesi açısından hani adeta orası ayakta tutuyor ekonomi zaman. Değil mi? Ama, ama evet. öyle öyle ama şimdi yani gelişme yani mesela Amerika dediğin gibi yüzde yetmiş beş aşağı yukarı ortalaması e, hizmet sektörü üzerinden büyüyor. E, oradaki bu arada tarım çok düşük yüzde dört beş arasında paya sahip gayri safi milli ama bizden tabii çok daha verimli e, tarım evet. e, ürünleri ihracatı ve kendisine yetecek şekilde yapıyor hem ihraç da var. Dolayısıyla yani burada. Ee, yani bizim açımızdan Türkiye üzerinde bence baktığımızda e, adını hı hı. koyacaksak hakikaten e, sanayi e, üretimi e, pandemi etkisini geride bırakmış gözüküyor Temmuz ayı verisi itibariyle e, hı. ama Ağustos'dan e, itibaren e, bence önemli bir gösterge e, kur yani kurda ve faizlerde e, Ağustos başından beri yani kabaca 6 ay 6 haftada diyebiliriz e, Ağustos'tan beri Önemli derecede yükselişler oldu faizde ve e, kurda. Dolayısıyla şimdi bu etki Ağustos ve sonrasında e, sanayi üretimde bu aynı hızda ben devam edeceğini pek tahmin etmiyorum bundan samimi olarak söyleyeyim e, kur ve faiz e, etkisi dolayısıyla artı Avrupa ekonomisinde de e, bu Covid e, vakalarında e, Ağustos ayında da belirgin artışlar oldu tekrar biliyorsun kısmi kapatmalar falan yaşandı. Dolayısıyla vaka hikayesi artarken aşı hala bulunmamışken e, bu e, şeyin hani sanayi üretiminin hizmet de zaten bundan olumsuz etkileniyor. Ben ekonomilerde Türkiye'de buna dahil yani toparlanmanın sürdürülebilir, istikrarlı ve uzun soluklu olmasını pek beklemiyorum. O yüzden yani şu anki görüntüye baktığımızda görsel veriyi e, ekrana bilgisayara koyduğumuzda V'yi görüyoruz. Ama Hı o V'nin aynı şekilde sağ e, ucunun e, yükselerek devam edeceği kanısında değilim. Anladım yani W olmasın da yok o evet yani o ikinci dalgada evet evet. çok acıklı bir şey olur ama pandemide vakalar artıyor yani zaten bu da beklentiler dedi bugün Dünya Sağlık Örgütü şey demiş Ekim Kasım'da daha işte ölümlü vakalar gelebilir zor dönemler bizi bekliyor falan hoş onların da itibarı yerli bir oldu bu dönemde ama olsun yani önemlidir yine bu görüyoruz da zaten ama iyi haber işte İngiltere'de yeniden yani aşı çalışmalarına başladı. Bu AstraZeneca e, Oxford Üniversitesi ile çalışıyordu. Çok sayıda aşı çalışması var. Trump'a bakarsan e, onun seçiminden önce dünyaya bakarsan yeni yılda daha işte bilim insanlarına bakarsan gelecek yılın sonunda ama bir şekilde bir yerde o aşıyı bulacağız biz. Biz ve inşallah o çok erkene çekilir de bu tartışmaları daha rahat yaparız. Bu arada tabii yani bu pandemi çok ekstrem bir durum ama biz Türkiye ekonomisiyle ilgili bugün konuştuğumuz pek çok şeyi öncesinde de konuşuyorduk. Bundan ot düşmekte fayda var. Yani bu bugünden yarına olan bir durum değil. Peki biraz da bireysel emeklilik konuşalım. Neden konuşalım? Hem herkes çok yakından ilgilendiriyor hem de şöyle bir dedikodu var ki. E, bireysel emeklilik birikimleri özel sektör kredisine dönüştürülecek diyorlar. E, biliyor musun sen bunu? No, no, ne demek bu? <gülüyor> yani <gülüyor> Ya bunu tabii ki biliyorum çünkü evet. eski bir besliydim. Yani ben şu anda değilim ama yani e, ya olmama sebebim de çok samimi. Yani samimi olarak her şeyi söylüyorum dürüstçe. Yani e, bir girişimcilik sen de çok iyi biliyorsun detayını. Girişimcilik denemem oldu. E, portföy şirketi kurduk hatırlarsan. Evet. Ya o zaman kullandım yani likitte ettim. Yıllar önce tabii 10 yıl önce evet. falan. Ama 2003 yılıdır aslında besin başlangıcı Türkiye'de. Evet. E, i̇lk 1-2 yıl ben de e, sisteme olan inancı test ettikten sonra e, temkinli davranarak sonrasında girdim yani doğal olarak yani uzun yıllar devam ettim ama neticede ihtiyacımız olduğunda kullanmak zorunda kaldık ama neticede yani işe de yaradı. O paraları. Çatı çatı. <laughs> ya işte gezdik yani ne yapalım geziyoruz. <laughs> yani ge, ge, ge. <laughs> ya şöyle bir şey hani yani şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı. E, Onu hani o bilgiyi verelim nereden çıktın da hani dinleyiciler bilenler evet. e, vardır da bilmeyenler açısından Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki e, bu sigorta Türkiye sigorta birliği kuruldu takip etmişsindir. Evet. E, güneş sigor, yani kamu sigortalarını bir sigortanın altında Türkiye sigorta adı altında e, geçtiğimiz hafta birleş birleşimi yapıldı. E, yani daha büyük ölçek ekonomisi falan kullanılsın mantığında. Sigortalıcılık yıllarca zaten istenildiği iğneyi yakalayamadı Türkiye'de de. Dolayısıyla hani burada devletin e, vermiş olduğu destek ve teşviklerin... E, toplamıyla birlikte işte 150 milyar lira yaşan bir büyüklüğe sahip bireysel emeklilik sistemi. Dolayısıyla Vakıf emeklilik, ziraat emeklilik ve halk emeklilik. Bunlar birleşiyorlar, Türkiye emeklilik oluyorlarmış. Ben Türkiye hayat emeklilik, o, sigorta değil de emeklilik kısmındakini söylüyorum. Bu da evet, Tabii tabii bu emeklilik ama bir de Türk sigorta kuruldu Türkiye sigorta. O da yani sonuçta hani devlet e, tamamen birleşimiyle olan bir oluşum. E, Hı -hı. Şimdi yani Cumhurbaşkanı tabii şu açıklamasına takıldı herkes doğal olarak. E, yani reel sektöre yani şimdi bireysel emeklilik sisteminde yapılacak bir takım atılımlarla Hı -hı. e, reel sektöre uzun vadeli ve düşük maliyetli e, büyük bir kaynak sağlanabilecektir cümlesini kullandı. Oradan aslında insanlar ekonomi basında diyelim kabaca söylüyorum. Bir hafta yazılıyor. Bugün de vardı ben gördüm gazeteler. Evet, Noyan <laughs> yazmış. Sen Aynen. <laughs> Aynen. Noyan Doğan yazmıştı. Ee, yani şimdi şöyle bir şey yani bu bir kere hani kanunen biraz sıkıntılı bir durum. Yani burada şimdi hani geldiğimiz bugünkü durum BES'te yaklaşık 12 milyon 450 bin yani 12 buçuk milyona yakın yani gönüllü BES ...ve otomatik bes var biliyorsun iki tane ayrı... ...bunun toplam katılımcı sayısı... ...12,5 milyon yuvarlak söylüyorum... Ee, ...yani bu içerisinde... ...işte tabi devletin yapmış olduğu... ...20 milyar TL'ye yakında... ...bir devlet katkısı var yani... ...o fon tarafında... Ee, ...şimdi burada tabi e, bu kadar... ...yani devletin katkısının dışındaki... ...katkı e, vatandaşın... E, ...sonuçta e, hem sermaye piyasası... ...hukuku kanunu çerçevesinde... E, ...hem fonların... E, ...rehne ve haciz konusu olamaması e, sebebiyle e, hukuki olarak ticaret hukukunda önemli bir yere sahip. Dolayısıyla burada e, vatandaşlar zaten e, bu yatırdıkları e, bireysel emeklilik e, fonlarının e, yarısına yakınını devlet e, tahvili yani işte repo, tahvil, bono vesaire. Yani o o kıymetler üzerinde tutuyorlar. Yani hisse senedinin payı aslında böyle olmaması gerekiyor bu arada. Yani bu bu çok net yani bir portföy yöneticisi eski bir portföy yöneticisi olarak söyleyeyim. E, tabii ki tek bir reçete yok onu da söyleyeyim. Yani katılımcıların her birinin risk iştahları, e, yaşları Gelir durumları bir sürü kriterler var ama hani genel olarak en azından e, uzun yıllar yüzde 5 altı 7lerde kaldı hisse senedi oranı bireysel emeklilik tarafında. Son bir iki yıl içerisinde yüzde 10'u aştı. Yani yüzde %12, 12-13-14'lere falan geldi iyi bir ama şey tabii. Ama çok normal değil mi yani Türk yatırımcısının e, bakış açısına baktığında ondan çok e, farklı bir tabloyu görmen bence mümkün değildi zaten. Yani biz kısa vadeli mevduatın ötesine geçemiyorduk çok uzun yıllardır yani. Hani bakma şimdi küçük yatırımcı paranın değerini korumak için borsaya böyle hücum ediyor falan diye haberler var ama yani aynı şey değil o bir derinlik e, e, yaratacak mı onu da emin değilim. O biraz böyle hani can simidi gibi yapışmaları durumu dolayısıyla ben şaşırmıyorum yani bes fonlarının o şekilde dağılmasına bir de bir bu lafını kestim özür dilerim Kesin ama ikincisi de biliyorsun bireysel emeklilik sistemi e, ciddi bir finansal danışmanlık hiz hizmetini de beraberinde koymak zorunda. Çünkü yatırımcılar zaten kendi portföylerini kendileri değerlendirebiliyor olsalardı e, bu sistemin içerisine biraz daha az gönüllü girerlerdi. Benim çok arkadaşım ben zaten burada kendime getiriyi sağlıyorum. E, niye para oraya koyayım? Tamam devlet katkısı vesaire sonradan geldi o önemli ama hani günün sonunda böyle bir algı da var. Dolayısıyla orada da biraz yönlendirme olması gerekiyordu filan. Bütün bunlar olmayıp bizim yatırımcının da zaten öyle bir alışkanlığı olmayınca o portföylerde işte daha farklı finansal araçların şeyi az kaldı yani şimdi çok doğru doğru çok doğru tespit hepsi yaptığında tespitler ama şu, şu gerçeği değiştirmiyor bu yani burada diyorum ki ben hukuki olarak bu bu şeyler paralar fon içerisinde yer alan paralar katılımcılar katılımcıların olan kısmını söylüyorum o hani 20 milyar lira yine katılımcı adına ama devlet tarafından katkı sağlandı ya tabii hmm. ki o parayı yine katılımcının ama o kriterleri çıkış kriterlerini falan tutturması lazım biliyorsun geri tamamını cezalara uğramaması açısından ama hadi onu bir kenara koydum 20 milyar lira ama o büyük bir kısmı değil demek istiyorum. Zaten evet, evet, e, to to toplamın e, %80 90'a yakın 80'in üstündeki kısmı zaten e, yatırımcının e, tasarrufçunun Dolayısıyla katılımcının kendisinin e, yatırdığı, gelirinden e, ayırdığı ya da işte belki servetinden bir kısmından <laughs> eklediği falan paraları e, bu şekilde hani e, uzun vadeli real sektörü kredilendireceğiz diye bir e, finans mühendisliği diyeyim ben hadi adını çok açmayayım şimdi o kadar söyleyeyim. Bir bir takım finans mühendisliği operasyonları ile e, bunları e, kullanmaya girişmek doğru bir karar olmaz. E, bu zaten çünkü... Vatandaş nezdinde şimdi hani bizlerin de yaşları e, yakın yani şunun için söylüyorum. Yani gençler hatırlamaz ama ben çok net hatırlıyorum. Çünkü ben de e, benim yani çalıştığım 90'lı yıllarda falan e, kamu e, fak fon diye bir şey vardı. Özel kurmuştu. Hmm. E, 80'li 80 yılların ortasında. Fakir fukara fonu. fak fuk fon e, evet. fakir, fakir fukara fonu yani bu, e, buradan e, düzenli olarak e, maaşımızdan yani ben de bordrolu uzun yıllar çalıştığım için e, düzenli para kesildi. E, ve oradan ben para almadım sonrasında hiçbir şekilde. E çünkü e, yani bir de ar ardından konut edindirme e, şeyi e, çıktı ortaya. E, yardım fonu. K diye. K, K, E, Y diye. Ya oradan mesela bana bir para ödediler ama yani diyeyim sana bugünün parasıyla ile hani, geri ödenişler böyle 50 lira 100 lira, 150 lira diyeyim. Yani böyle komik hmm. çok komik yerler oldu. Ya, dolayısıyla yani bu geçmişlerde olduğu için yani bu bireysel emeklilik sistemi her şeye rağmen senin dediğin şu şey çok önemli yatırım danışmanlığı unsuru bireysel emeklilik içerisinde eksik kalan yani emeklilik yatırım danışmanlığı e, su, iş sürecinin içinde e, eksik kalan yani mevzuatta ve uygulamada eksik kaldı o yüzden zaten vatandaşlar sabit bir şekilde e, şeyde kaldılar e, fonların içerisinde değiştirmediler yılda 6 kere değiştirme hakları olmasına rağmen Yitirler o yüzden küçük kaldı aynen azaldı filan filan. Aynen. E yani dolayısıyla yani bunu çok hani uzatmayayım ama bu buradaki evet. konu konu e, yani bir şekilde e, açıklığa kavuşturulması gerekiyor ki e, çıkış olmasın şeyden, fonlardan. Evet, zaten yani e, yüksek miktarda da çıkışlar olduğunu e, biliyoruz e, dönemsel olarak da baktığımızda. <laughs> otomatik katılımda özellikle e, değil mi? Rakamlar bayağı yüksek. Aynen. E, Aynen. Şimdi e, son dönemde tablo nasıl rakamlar nasıl bilmiyorum ama söylediğin doğru. Hem e, hukuki altyapısında e, buna engel durumlar var hem de bunun e, psikolojik olarak da tabii e, yaratacağı bir sıkıntı var. E, yani o yıllardaki e, şeye benzemez e, Fakluk Fon e, ya da işte Key'e. Hoş yani biz de biliyorsun bazı vergileri, geçici vergileri sonsuza kadar ödemeye devam ediyoruz bugünün koşullarında filan neyse. Peki bu hafta e, bir de FED toplantısı var. E, ona da şöyle bir değinelim. En son ben Bernanke, ay ben Bernanke beni aldı. <laughs> Yaşım da ortaya çıktı. Estağfurullah ya, estağfurullah. ben, ben, ben neyse ki adam yaşıyor yani. He? <laughs> adam yaşıyor daha ölmedi. Allah uzun ömür versin. Evet. Benim hayatımı zindan eden e, bir kişidir kendisi. Tam 2013 yılında bu programı açıkladığında e, Bloomberg'de Melike'nin yerine New York'ta oturuyordum. Yağmurlu bir gündü. Ne olduğumu şaşırdım. Ortalık karıştı falan. Hayatım en zor yayınıydı. O yüzden bak hiç aklımdan çıkmıyor. Neyse bu Pavel e, son yaptığı işte konuşmada. Böyle cik cik güvercin e, açıklamalarda bulundu filan ama enflasyonla ilgili önemli şeyler söylüyorlar. Bilmiyorum şimdi bu ve toplantısı sona erdik eriyor galiba işte çarşamba iki gün sürüyor bunların toplantılar ya. Ondan sonra ne diyecekler ne yapacaklar e, bilmiyorum piyasa neye bakıyor orada. E, biraz beklentilerini anlatsana. Ya şimdi Hande e, yani bu merkez bankaları zaten e, buna şey diyorlar politika araçları e, geliştirdiler son 10 e, yıl diyelim kabaca yani 10, 12 yıl hatta yani 2008 öncesi merkez bankacılığı ile aynen senin de söylediğin Bernanke ki ben de o zaman portföy yönetiyorduk şeyde Türkiye'de e, şirkette ben de çok güzel anarım kendisini özellikle 20, 22, 22 Mayıs 2013 tarihini hiç unutmam e, oradan sonra zaten hiçbir şey eskisi gibi olmadı gelişmekte olan ülkeler için Türkiye'de için de bu arada e, yani şöyle bir şey var e ee, ya yani burada muhtemelen yeni bir enstrüman gibi aslında piyasa düşünüyor. Ortalama yani noktasal %2'lik enflasyon hedefine uzun yıllar tam istihdam tabii sağlama ama tam istihdamda da şey işsizlik oranı mütemadiyen Amerika'da bu pandemi öncesini söylüyorum düştü. Yani %4'lerin de altına indi ve Fed her iniş, bu bir ayda olmuyor tabii, her periyodik dönemsel inişler sonrasında kendisini haklı çıkaracak bir takım revizyonlarla ekonomik şeyler, tablolarda haklı çıkaracak şekilde bu işi sürdürmeye devam etti. Ama şimdi yaptığı şey çok ilginç hakikaten ortalama yüzde iki enflasyon dedi. Şimdi en son geçen hafta geldi aslında Amerika'da enflasyon ve çekirdekte ve toplamda artışlar var aslında. Başladı yüzde yine 1.3'ler mertebesinden yani ikiye gelmedi ama yani enflasyonda bir kıpırdanma var göz, görüntüsü gözüküyor ve istihdam kaybının da aşağı yukarı yarısına yakını tam yarısı değil ama yaklaştı. Yarısına yakını geri kazandı pandemiden sonra. Yani yoğun bir miktarda biliyorsun 22 milyon civarı Amerika'da iş kaybı olmuştu pandemi süresince. Ee, yani bunun 10 milyona yakınını e, geri kazandı. E, ama tabii bundan sonrası da önemli. Dolayısıyla şimdi burada %2 ortalama enflasyon dediğin zaman e, şeyler yatırımcılar tabii bu e, küresel e, büyük para babaları diyelim ya da yatırımcı nitelikliler hemen nasıl olsa faizi uzun e, bir süre boyunca Fed arttırmayacak söylemini hemen satın aldılar. Aynen. E, haksız da değiller Hande çünkü hakikaten yani bu e, ortalama 2 dediğin zaman e, yani bir se bir sene 1,5 bir olur. Öbür sene 2,5 olur. E, yine ortalaması e, şeye getirirler. 2'ye e, getirirler ya da 1.7 olur, 2.3 olur bir öbür sene yani bu o kadar muallak bir şey ki aslında dolayısıyla aslında bak bu açıklamayı yapmayacak büyük ihtimalle bu yine hani e, Gedik Radyo'nun şeyi olsun e, izleyicilere kat dinleyicilere katkısı olsun büyük ihtimalle şunu bekliyorum ben ama onu yapmayacak yani bu ortalama yüzde ikilik enflasyon hedefini e, tam olarak hani e, gerçekleştirecek şekilde enflasyonda önümüzdeki dönemde bir yükseliş bekliyor mu? bunun görüyor mu yani bunun etkisini. Çünkü ona göre de Amerikan tahvilleri ve dolar tabii ki başta olmak üzere ve buna bağlı olarak da altın yeni bir fiyatlamalara girecek. Çünkü hakikaten 2020'yi geçtim zaten. 2021'i de geçtik. Çünkü şu anki fiyatlamalar 2021 sonuna doğru Fed'de yani Amerikan tahvillerinden hesaplanan beklentiler eksi faiz şeklinde bile olabilirliği fiyatlıyor. Geçtiğimiz günlerde itibaren yani olan değişken. Dolayısıyla ben hani buna yönelik yani bu ortalama enflasyon açıklaması ve söylemin içini çok fazla dolduracak somut bir gerekçeler sunacağını zannetmiyorum. Çünkü henüz o kadar veri oluşmadı elinde. Yani biraz zaman geçsin mesela 3-4 ay geçsin. Ee, en az yani diyorum. Hatta biraz daha fazla olabilir. Yani önümüzdeki sene başlarına doğru falan e, bu durum olabilir ama yani açıklama detaylandırma anlamında yıl yeni yıla girmeden başlayabilir ama o tarafta da biliyorsun Kasım seçimi var. O ha. zaten başlı başına bir <gülüyor> <gülüyor> Yani 3 ay, ay sonrası için bambaşka bir tablo da söz konusu olabilir. Orada e, bütün bu konuların önemi de kalmamış olabilir filan Çok da kritik bir e, seçimi yani Amerika'nın seçimi ama dünyanın geri kalanını da bence çok etkiliyor. Ee, bilmiyorum hala hazırda fiyatlama yapılabiliyor mu? O da biraz zor galiba. Bu pandemi Trump'ın e, oylarını düşürdü diyorlar. Ama karşısında bayağı bir böyle e, zayıf diyelim e, rakip var. Filan filan yani çok belir büyük bir belirsizlik. Yani burada işte bir şey yani oy oranını açmıştı biliyorsun. Pandemi çok ciddi e, pik, pik yaptığı zamanlarda Biden. E, 10 puan civarıydı. Şimdi geriliyor gözüküyor. Evet. E, eğer ekonomik veriler... İş, yani Sadece işsizlik istihdam tarafı için konuşmuyorum. Ekonomik veriler e, destekleyici bir şekilde yani ekonomik toparlanmayan ve e, tipinden geri dönüş olmama yönünde gidecek olursa Trump uh -huh. aradaki puan farkını 3-4 puana kadar da indirebilir yani e, evet. Ekim ayı içerisinde önümüzdeki evet. ay. E, tabii Biden'ın e, burada e, hakikaten kazanacağına yönelik e, eğilim Anketler vesaireler artacak olursa bu arada e, hisse senedi piyasası da orada bir biliyorsun e, teknoloji tarafından satış başlamıştı zaten 15 gündür e, biraz duruldu sonra tekrar devam edecek mi falan konuşuluyor şimdi e, yani Biden olması durumunda orada e, biraz sermaye piyasası dostu algılanmıyor Biden Trump'a kıyasla biliyorsun Trump neredeyse Sanmıyor ki adamca. Yani ner, neredeyse Trump yani haftalık borsa kapanışlarına göre şey e, politik <laughs> şeyini terbi, istikrarını destekleyici açıklamalar yapıyor tweet üzerinden. Dolayısıyla yani Biden daha bir e, piyasa dostu gözükmüyor. E, bekleyip göreceğiz daha o tarafta vakit de var biraz daha. Ama ben alacağını düşünüyorum Trump'ın biliyor musun çok ekstra bir şey olmazsa. Sen ne düşünüyorsun? Ben de ben de öyle düşünüyorum da evet. e, tabii tabii ben de öyle düşünüyorum. Yani bu dünyanın aslında geldiği bir e, açmaz da var. Yani popülist e, populizm <laughs> <laughs> aşırı bir şekilde prim yapıyor. E, bu böyle bir dönemde Bugün mü dün mü şey demiş bir dört yıl daha alacağız inşallah sonra belki bir dört yıl daha bakarız. <laughs> yani o bilmiyorum da ama yani bir dört ha. yıl daha olabilir ama tabii şey ya bu yani o yedi sekiz puan dediğin tabii kısım hani çok kapatılmayacak açıklar değil evet. e, kapatabilir. Ama Biden'ın da performansı önemli e, yani yardımcısı da önemli ha. biliyorsun o, orada ha. i̇şte, bir... Harris'e bakmak Harris. lazım harisinde yardımcı yani Biden etkili bir, bir, bir a, a, aday e, olmadıktan sonra bilmiyorum. Yani gerçi onların işleri Hollywood şeyi gibi biliyorsun. Belli olmaz son dakika numaralar yapabilirler ama bana yani şimdiden Trump e, alırmış gibi geliyor. E, şey seviyorlar yani adamı. iş yaratıyor, aş yaratıyor diyorlar. Aynen öyle yani ama her yani iş aş yaratan bütün lider. E, lider, liderleri <laughs> severler. Ha, evet tabii ki ama işte popülizm dediğin gibi popüler bir şekilde bunu yapanlar daha çok seviliyor günümüz dünyasında gibi görünüyor. Evet, evet ama şunu şu notu da vereyim bir cümle. Amerika'da ise senetlerinin %87'sine zaten en büyük zenginler sahip hani <laughs> Sağ ol. Güzel oldu bunu söylediğin. İçime bir su serpildi. Ama biz biliyorsun bizde gelir adaletsizliği azalmış bu son dönemde. fakirlikte birleşmişiz ama biz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gelir düşmüş. Cini Cini kat sayısında evet cini yani ama Cini kat sayısı ama yani o bir, bir şekilde toparları sende ya yani karar. Çetin Altan'ın şeyiyle enseyi karartmayalım fazla ya. Şimdi altın da konuşacaktık ama çenemiz düştü ona zaman kalmadı artık haftaya bırakalım. E, altın yatırımcısı da baya bir dertlendi son dönemde çıktı indi bilmem ne şimdi yine bizim yastık altındaki altınlara göz diktiler falan. <laughs> Bunları konuşuruz. Aynen. Bunları, bunları bir haftaya bırakalım dediğin gibi ona hatta bir altın analizi de ben ekleyeyim vakit ayırıp üstüne alt altın analiziyle tamamlarız istersen bir iki dakika sana kapanışla ilgili güzel bir her hafta yapmaya çalışacağım ama bu da bir çaba takdir edersin. Kısa 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 bir. E, anekdotla e, kapatalım. Sen kapanış onun üstüne yaparsın, çok güzel bir şekilde. E, evet. Ya yani aslında bildiğimiz bir hikaye, kısa e, hemen aktarayım. E, Başlığını da ben koydum bu arada ama yazı benim değil tabii ki. İşte, evet. haya, işte hayat diyorum. Şimdi e, Gedik Üniversitesi aracılığıyla bir, bir aradayız yine e, bir uzun yıllar sonrasında seninle uzun yıllar yaptık program. E, şimdi e, işte hayat başlığı altında üniversitede geçiyor aslında hikaye. Üniversite Aa. üniversite mezunu sınıf arkadaşları yıllar sonra bir araya geliyorlar ve profesörlerini ziyarete gidiyorlar. Profesörün evinde çok koyu bir muhabbet, sohbet başlıyor ve kimisi işinden memnun değil, kimisi kocasından, kimisi kaç yıldır al, istediği arabayı alamadığı için, e, kimisi işte kay, Hastalık var ailesinde falan yoruldum, mutsuzum, e, işimi değiştirmek istiyorum, ev e, yetmiyor, arabam eskidi, işte teknem olsa keşke falan gibi keşkelerle e, umutsuzlanıyor. Kimisi bu şehri sevmiyorum, çocuklar okula başlayacak, işte o kolejeme, bu kolejeme bunu biz de yaşıyoruz. Evet. Profesör, profesör bütün bu eski öğrencilerini yakınmalarını gülümseyerek izliyor ve sonra diyor ki, hadi evet. çocuklar diyor en iyisi ben size birer kahve koyayım diyor, mutfağa gidiyor koca bir termosa mis gibi bir kahveyi hazırlıyor. Tepsisini alıyor. İçinden birbirinden farklı fincanları diziyor. Birisinin kulubu kırık. Birisi çok özel ince porselen. Birisi daha büyük. Bir kimisi daha derin. Kimisinin üstünde şirket markası logosu var. Kimisi de altın yaldızlı ee, bir porselen. Sonra salona geliyor. Fina fi şeyleri, fincanları ve termosları masaya bırakıyor. Hadi diyor çocuklar fin fincanlarınızı kahvelerinizi koyun diyor. Herkes uzanıp fincan seçiyor. Önce en güzel ve en değerli olanlar seçiliyor. Sonra kalanlar kulpsuz ya da özensiz olanlar. Kahvelerini dolduruyor. Herkes birer yudumunu alıyor. Oh nefis ya mis gibiymiş. Ne kadar da ihtiyacımız varmış hocam buna diyorlar. Profesörse gülümseyerek onlara bakıyor ve diyor ki ah canım benim toy çocuklarım diyor. <laughs> Tepsiyi ilk getirdiğimde diyor düşünmeden en güzel fincanı seçtiniz. Elinizi uzattınız. Aynı yaşam gibi diyor. Her şeyin en düzgünün istesek de bazen bizim dışımızda gelişen olaylarla bize kalan eksik parçalı ya da daha durgunları olabilir. Şimdi hepinize elinizde çok çeşitli fincanlar var farklı hepsi birbirinden. Kimisinin kenarı kırık, kimisi diğerinden küçük, kimisi sade, kimisi cafcaflı, şatafatlı ama ilk yöneldiğiniz görüntüsü itibariyle istediğiniz fincanı oldu diyor. Ama sonra size kalan neyse o fincanla da yetinmeyi bildiniz diyor. Yani koca termostan elinizde farklı farklı fincanlara hepiniz aynı mis gibi kokan kahveyi koydunuz ve kahveyi de yudumlayınca elinizdeki fincanı unuttunuz ve hepiniz derin ve mutlu bir oh çektiniz diyor. İşte de hayat böyledir. Geliş tarzı, kullanım tarzı, şekli, görüntüsü farklı da olsa hepimizin hayatı aynı içilen bu kahve gibi hep Aynı güzelliktedir. Lütfen de demiş hayatınızı kahvenizi yudumlar gibi derin bir oh çekerek ve her anından keyif alarak bilerek yaşayın. Yani hayat size nasıl sunulduysa bakmadan anı keyfini çıkarak yaşayın demiş. Bence çok güzel bir e, hikaye bu. Çok ee, güzel. <laughs> ya güzel şimdi <gülüyor> üniversite üniversite <gülüyor> katkısıyla bir aradayız. Güzel tabii şey. ya sıcacık. Üniversite için bence öğrenciler için önemli feyz alınması bir hayat Çok dersi güzel. bence hepimiz Çok için yani güzel. sadece öğrenciler değil. Çok da güzel aktardın yalnız. Acaba şeyi mi koysak kitap okuyorlar ya, story tele falan mı koysak, ne yapsak? Canım Artık benim. o, o ne, işler sende. Ben o kadar şeyi bilmiyorum <laughs> animasyon medya işinde zayıfım. <laughs> Canımsın, sen on numarasın, on numara beş. <laughs> Estağfurullah. hızlı olabildik mi? Bence bu kadar çok konuyu bir saatin içerisine sığdırmak bir hız meselesi. Ama yine de Türkiye'nin hızına yetişmek çok kolay değil. Biz her hafta çabalayacağız, yetişmeye çalışacağız. Çok sevgili doçent doktor Evren Bolgun ve ben Deniz Hande Demirel. YouTube'da İstanbul Gedik Üniversitesi'nin YouTube kanalında her pazartesi bugün olduğu gibi sizlerleyiz. Sürçülisan ettiysek affola. Affola. Ayrıca Evren bence bize yazsınlar. Ne konulardan bahsetmek e, istediklerine e, ya da sorularınız varsa onları da yazabilirsiniz. E, biz de burada vir bir vir konuşur, e, sizin <laughs> sorularınıza yanıt vermeye çalışırız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım, sağ ol. Ha, e, rica ederim, e, güzel bir yayın oldu. Nasıl geçtiğini anlamadım, bir saat olmuş. E, herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum. Covid'siz günler, e, evet. dikkat edin. <laughs> Her şeyin başı sağlık, hoşça kalın. Bay bay. Haftaya görüşürüz.